Buradanlara gideceğiz. Şantiye. Arkada, ama orka değil. Biz buradan bakalım ya. Böyle bir şey yok. Bütün dağlar parçalanmış, bütün dağlar birleşmiş ve bütün kayalar yollardaymış. Nur Dağı'na ulaşmanız mümkün değil. Nur Dağı'na gelmeniz mümkün değil. Normalde 20-25 dakikalık en geç yarım saatte ulaşacağınız Nur Dağı'nda kayaları kaldırmadan ben şimdi size göstereceğim. İzzet Bey bizi Vali Bey'le böyle böyle kayaların arasından gitmeye çalıştık. Otoyola geçtik, 3 metre yol açılmıştı. Otoyolda 3 metre yarık var. En büyük şansımız, ben Abdülhamit Bakan adım, Yetiş Bakanım dedim. Murat Bakanımla birlikte sabahleyin okuyalım. Çok olağanüstü bir durumda ancak güçlü bir ekip altından kalkabilirsiniz. Osman Valimiz, yani hakikaten Allah razı olsun, Şırnak Valimiz ama İçişleri Bakanımız bir sistem kurdu. Gelen mahallelerimiz kendi ekibiyle geldi. Biraz sonra size anlatacağım. Olağanüstü bir şeydi. Herkes kendi ekibiyle geldi ve şu anda İstahiye'de İngiliz Valimiz, burada da Şırnak Valimiz bütün ekibiyle birlikte, bütünden beri bizde. Ben süreç içerisinde az önce de bahsettiğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde tüm bakanlıklarımız, kurumlarımızla beraber süreci yönettik. Evet, buradan süreçle ilgili süreç içerisinde tabii ilk önce sıfır anı olarak değerlendirdiğimizde sıfır anın deprem anı olduğunu ve akabinde hedefimiz normalde bir ayda çadır kentlerin kurulumu ve çadırlara geçilmesiydi. Burada çok şükür ilk beşinci günde elektriği olmayan, suyu olmayan hiçbir yerleşim birimimiz kalmamıştı ve çadırlarla ilgili de ilk 10 günde tüm vatandaşlarımızın çadır ihtiyaçlarını karşıladık.